rengi de çok güzel. Beni anlamanı beklemiyorum. Affetmeni de. Sadece bunu yapmak zorunda olduğumu bil yeter. Üzgünüm canım. Hoşça kal. Ben birazdan döneceğim Azmi Hanım. Arkadaşlar kahve var almak isterseniz. Sabah sabah Burak meselesi yüzünden canını sıktım. İyi misin Demir? İyiyim, merak etme. Biraz hava almak istedim. Dönüyorum birazdan ofise. Tat alayım mı sana? İşte tatlı tatlı. Seni sıkan meseleleri de denize at. Su alıp götürsün. Siz daha önce neredeydiniz Eylül Hanım? Yurt dışındaydım demiştiniz. Evet. Pek çok ülkede çalıştım aslında. Ama daha çok Avrupa ülkeleri. Bir süre de Asya tarafında dolaştım. Malum finans merkezleri uzak doğuya kaydı. Ama en son Londra'daydım.
Zor oluyor mu İstanbul'a alışmak? Yok. İstanbul benim evim. Er ya da geç dönecektim zaten. Bu mevsimde Londra'da olmak istemezdim. İstanbul'da hava hala sıcak. Evet, İstanbul'da hava güzel. Ama Antalya'da daha sıcaktır şimdi. Siz işlerinizi halledebildiniz mi Merve Hanım? Arkadaşlarım sayesinde hepsini hallettim. Yani çok şükür. Onlar olmasaydı hiçbirini beceremezdim. Yani bu zor dönemde her şeyi atlatmama yardımcı oldular. Ne güzel. Benim bütün arkadaşlarım dünyanın dört bir tarafına dağılmış durumda. İhtiyacım olsa en yakınımdakinin gelmesi en az 4 saat sürer. O da uçak kalkarsa artık. Hava muhalefeti yüzünden yani yağmur, kar, boran olabiliyor bunlar arkadaşlar. Bir şeye ihtiyacınız olursa biz varız. Şık diye hallederiz. Teşekkür ederim. Eğer benim de size yardımcı olabileceğim bir şey olursa lütfen gelmekten çekinmeyin. Ya ne güzel oldu böyle, değil mi? Bir dahaki yemeği benim kafede mi yesek? Leyla ve Firuze Hanım inanılmaz güzel yemek yapıyorlar. Vegan menüsünü kıvıracaklarına da eminim. Kafeniz mi var? Ne güzel. Teşekkürler. Güzeldi, güzeldi. Bu arada gömleğinize bayıldım Ferit Bey. Gel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama sen onu yine de şirkette yeme, olur mu? Ya da ye. Artık patronum değilim. Hı, değilsin. O zaman ben böyle rahat rahat istediğim soruyu sorabilir miyim? Sor bakalım. Attın mı sıkıntılarını denize? Atmadım. Denize de yazık değil mi? Oo, o kadar mı fena? Yok, ben sorunlarımı başımdan atmam. Çözerim. Çözdün mü peki? Bu akşam evde biraz konuşalım mı? Burada da konuşabiliriz. İşte de çözmem gerekenler var maalesef. Elimde bir tane bile müşteri yok. Ayrıca Yıldırım Bey'in bitmeyen işleri için istediği tazminatı var. Hukuki süreç bitip de ödeme kararı çıkarsa... Aman, batarsın en fazla. Aman, değil mi ya? Ne olacak ki? Şirket batar, hisselerim yanar. İşsiz, parasız kalırım en fazla. Hiç dert etmeyeyim ben o zaman. Etme. Ben sana bakarım. Oo, evimin erkeği olayım yani. Ol bence de. Sen o eve çok yakışıyorsun. Sen daha çok yakışıyorsun. Gel. Özür dilerim, bölüyor muyum? Yok, buyurun lütfen. Ben de tam çıkıyordum. Demir Bey, geçen gün alamadığınız müşteriyle tekrar bağlantıya geçtim. Bugün sizinle tekrar görüşmeyi kabul ettiler. Başka bir toplantınız yoksa çıkalım mı? Teşekkür ederim Eylül Hanım. Tabii, görüşelim. Kolay gelsin size. Ben biraz erken çıkacağım, kuaföre gideceğim. Hadi sen de gel de akşam çok güzel olalım. Demir Bey'i mi bekleyeceksin?
İyi tamam, sen her haline çok güzelsin zaten. Orada görüşürüz tamam. Ayda, nereye gideceğimizi biliyor musun? Ya bilmiyorum ki, Bokon'u göndereceğim dedi. Tamam o zaman, sürprizi bozmayalım. Umarım güzel bir sürpriz olur. Kolay gelsin. Tebrikler. Yapı bölümünün ilk müşterisini aldın. Görüşmeyi sen ayarladın. Senin başarın. Yapma. Adamları ilk dakikadan itibaren avucunun içine aldın. Seni böyle görmeye özlemişim. Neden geçen sefer olumsuz dönüş yaptılar hiç anlamadım. Artık bir önemi yok. Demir, hemen ofise dönmek zorunda değilsin. Zorunda değilim. Ama yine de ofise dönüyoruz. Beni dinlemeyecek misin? Demir, lütfen. Ya bağır, çağır ama böyle susma. Demir. Beni görmezden geleceksin Demir. Seni görmezden geldiğim falan yok. Dün çay dedin, çorba dedin, gittik içtik. Daha hala ne istiyorsun benden Eylül? Özür dilemek istiyorum. Bağırıp çağırmanı istiyorum, sormanı istiyorum Demir. Sormayacağım. Hiçbir şey sormayacağım. Umurumda değil artık. Senden açıklama da istemiyorum. O yüzden mi bugün ofiste sinir krizleri geçirdin? Apar topar çıkıp gittin. Seni senden daha iyi tanıyorum ben. Madem tanıyordun, öyle çekip gittiğinde 5 kelimelik bir notla Eylül, bunun beni ne hale getireceğini biliyordun değil mi? Bunu yapabildiğine göre umrunda değilmiş. O zaman umrunda değilse niye şimdi geldin Eylül? Çünkü yapamadım, kalamadım. Bir sürü iş teklifi alıyordum ve sen hiçbirine gitmeme izin vermeyecektin. Bütün kariyerim dağılacaktı. Çok mu zordu bunu benimle konuşmak? Evet, çok zordu. Hatta imkansızdı neredeyse. Dünyanın en tatlı adamıyken en kaygılı adamına dönüştün. Gideceğim diye o kadar korktun ki bana nefes alacak alan bırakmadın. Neredesin Eylül? Niye haber vermedin Eylül? Ne zaman döneceksin Eylül? Bu adama bir şeyleri anlatmak imkansızdı. Güzel. Güzel, çekip gittin işte. Kurtardın kariyerini, bitti. Üzerine düşen de yok. Neden geri döndün Eylül? Çünkü her şey yarım kaldı. Kalmadı. Hiçbir şey yarım kalmadı. Sen yarım bırakıp gittin, ben bitirdim. Demir, o anılar öylece duruyor ama sen silebiliyor musun aklından? Anılar falan değil. İkimizden geriye bir tek ne kaldı biliyor musun? Öfke. Sadece öfke. Ben seni hala seviyorum Demir. Sana aşığım. Selin, ben eve geçiyorum. Selin, çıkıyor musun yoksa Demir'i mi bekleyeceksin? Demir eve geçmiş. Selin, ben bırakayım o zaman seni. Yok Burak, sağ ol. Ben bir yere uğrayacağım zaten. Uğrayacağın yere bırakayım o zaman. Burak, bugün yaptığın hareketi bir daha yapma, olur mu? Merak etme. Demir sana uğramamı yasakladı zaten. Ben Demir'e yalan söylemiyorum. Ve o fotoğrafları evimden nasıl aldığını anlattım. İyi yapmışsın. Saklamaya niyetim yoktu zaten. Olsaydı Demir'in kucağına bırakıp gitmezdim. Aranızdaki mücadelenin farkındayım. Demir'e benim üzerimden hamle yapma.
Niyetim seni zor durumda bırakmak değildi senin. Sen Demir'e yalan söylemek istemiyorsun. Ben de sana uyuyorum. Bundan sonra senin iyiliğin için bile olsa ne sana yalan söylerim ne de bir şey saklarım. Bu. Görüşürüz. Geldim sevgilim. Başın mı ağrıyor? Daha iyi. Zor bir gün müydü? Ama müşteriyi aldın. Nasıl biliyorum. Tebrikler. İşi unut. Evdesin artık. Evet. Evdeyim. Yat yat yat. Kalkma sakın. Yemeğe daha var. Biraz dinlen. Gitme Selin. Alo. İbo ya. Biz uyuyakalmışız. Yok yok tamam. Geliyoruz geliyoruz. Hadi görüşürüz. Ben İbo'yu tamamen unutmuşum ya. İptal edebilir miyim istersen? Hayır hayır. Gidelim. Söz verdik çocuğa. Ayıp olur. Demir. Hı? Senin neyin var? Kazan gibi. Baban mı? O mu aradı yine? Keşke hiç geçmişim olmasaydı. Ya da geçmişini sürekli gittiği yere sürükleyen bir adam olmasaydım. Ama öyleyim. Senden hiçbir şey saklamak istemiyorum. Ama geçmişimdeki her şeyi unutmak için o kadar çabaladım ki. Ben de çok zorladım seni. Eski defterleri açmaya. Geçmişini anlatmaya. Bünyamin Bey'in ödevleri falan. Fazla geldi sana. Neyse boş ver bunları. Unut. Selin. Selin'le bir ilgisi yok. Tamam neyse. Kapatalım. Bak ben çok mutluyum. Geçmişin geçmişte kaldı. Sen bugün de kal. Benimle kal. Lütfen. Hadi bir duş al, giyin. Geç kalırsak Ayda gerilir gibi oyda gerer. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çocuğa bir söz verdik, tutalım Demir Bey. Şimdi randevumuz için hazırlanmaya gidiyorum. Hadi. Hadi.
Tamam, geliyorum şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.